İyi akşamlar başkanım. İyi akşamlar Levent Bey. Ünal başkanım, yolda mısınız bilmiyorum. Bugün Ankara'daydınız, toplantıya katıldınız. Bölgesel amatör lig kulüp başkanlarıyla. Oradaki konuşmaların bir kısmını biz dinledik. Orada neler yaşandı ve yeni gelişmeler var mı? Az sonra da Gebze Spor Başkan Vekili katılacak. Biliyorsunuz bu kararlarla alakalı yani Mayıs ayının sonuna atılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz başkan? Öncelikle Ankara'dan döndük. Kaptanımız, ikinci kaptanımız Ali Kafadar'la beraber gitmiştim toplantıya. Evet. Sizin yayınınız aracılığıyla öncelikle tüm İslam alemini Ramazan'ı kutluyorum. İnşallah hayırlı Ramazan geçiririz. Sonra bayrama ulaşırız hep beraber. İnşallah başkanım. Evet, bugün bir Bal Ligi takımlarının bir Ankara'da toplanması oluştu. Bir platform oluştu. Öncelikle bu toplantıda ilk çıkan karar şuydu. Her şehirde bir hayır vardır. Bize bu verilen işte iptal kararı bir şer gibi gelse de tüm Türkiye'deki Bal Ligi kulüplerinin birleşmesi, bütünleşmesi bize bir hayır olarak doğdu. Orada bir kenetlendik. Tek vücut, tek yürek olduk. Futbolcular, teknik direktörler, temsilcileri, kulüpler, işte bölgelerden gelen kulüpler, kulüp başkanları, basın mensuplarıyla beraber dertlerimizi konuştuk, dertleştik. Çok güzel bir toplantı oldu. Çok verimli bir toplantı oldu. Yani bizim amacımız başkaydı ama farklı bir hayır da oluştu orada. Evet. Yani katılamayan kulüp başkanlarımız mesaj attılar. Özellikle buradan Emre Spor Başkanımız aradı, gelemeyeceklerini söyledi. Bucak Spor yöneticilerimiz aradı. Isparta grubundan, ekibinden, o bölgeden. Çok hayırlı bir toplantı oldu. Bir de toplantıda sloganımız şu oldu. 11-12 aydır, bir senedir ekmeğini kazanamayan futbolcularımıza Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sözü vardı. Bu ligi oynatacağım. Biz de federasyon yetkililerine oradan adeta haykırdık. Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın vermiş olduğu sözü yerine getirin. Biz sözü tuttuk. Biz fedakarlık yaptık. Biz kıt kanaat şu dar bütçemizle, şu dar günlerde, pandemi sürecinde biz kulüp yöneticileri, belediye başkanları, STK'lar olarak tüm illerde, ilçelerde STK'lar olarak görevini yaptı. Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanımızın verdiği, ekmeksiz kalan futbolcularımıza verdiği sözü yerine getirmek için biz de elimizden geleni yaptık. Sıra TFF'de, federasyonda. Biz bu sloganla yola çıkacağımızı, eğer bu ligin oynatılmazsa 266 takımın %90'ının kararı bu. Biz de ligden çekilme kararına kadar gidebileceğimizi deklare ettik. Ondan sonra bu süreçte ben işte Mehmet Baykan, Sayın Genel Müdürümüz Mehmet Baykan'la randevu talep ettim. Sayın MR Grup Başkanı, Kayseri MR Grup Başkanı'nın öncülüğünde bir heyet, işte sizler benden sonra zannedersem bağlanacak, Gebze Spor Başkan Vekilimizle beraber genel müdürümüze görüştüler. O da genel müdürümüz bu konuyu bakanımıza aktaracağını ve bir şekilde bir çözüm bulunacağını, bu liglerin kesinlikle oynatılacağını söylediğini ilettiler. Biz de sonucunu bekliyoruz. Bir konuda aşılama konusu. İşte evet. Futbolcularımıza yapılacak olan aşılarla ilgili işte gelişmeleri takip edeceğiz. Biz de bu konuda işte öncülük yapacağız. Ben de yarın gerekli mercilerle görüşeceğim bu aşılamayı yapmak için. Yani söyleyeceklerim bu kadar. Yanımda yine takım kaptanım. Şu anda Akşehirspor tesisindeyiz. Kamptayız tesisimizde. Futbolcularımızla beraberiz. Allah'ın izniyle bu süreci beraber geçireceğiz. Sahuru beraber, iftarı beraber yapıyoruz. Evet. Allah kabul etsin inşallah. Takım kaptanım Ömür Aygün ve Ali Kafadar var. Onlar da isterseniz selam versinler. Evet, Ali de oradaysa Ali'nin de bir sesini duyalım başkanım. Ali Kafadar da oradaydı. Evet. Müsaitse Ali'yi de alalım. Levent abi hayırlı yayınlar diliyorum. Hayırlı Ramazanlar herkese. Hayırlı Ramazanlar kardeşim. Seni de bugün orada bir konuşma yaptın. Oradaki başkanların konuşmalarına şahit oldun. Neler söyleyeceksin? Yani özellikle bu süreçte hem futbolcular hem kulüpler mağdur durumda. Neler söyleyeceksin kardeşim? Abi şöyle
Biliyorsunuz bu olayın başından beri siz de bizlere destek veriyorsunuz. Bazı yerlerde biz yalnız kalmıştık sesimizi duyurma konusunda. Sonra bu liglerin başlayacağı 17 Nisan olarak belirlendi. Başkanlarımız da sağ olsun oyuncuların kamp masraflarını, ondan sonra peşinatlarının bir kısmını ve ellerinden geldiğince yardımcı olup 17 Nisan'a güzel bir sezon başlaması için ellerinden geleni yaptılar. Yalnız hedefe kilitlenmişken birdenbire federasyonun veya Ali Düşmez'in aldığı bir kararla bu liglerin oynanmayacağını bir hafta kala, düşünsenize yani bir hafta kala her şey tamam, hazırlık yapılmış, artık maçlara, maç havasına girilmiş ama bir hafta kala bu ligler oynanmayacak, Mayıs'ın sonuna ertelendi veya başlayacağı da belli olmadığı için Haziran başı gibi başlamayacağı belirli değildi. Bugün toplantıda başkanlarımızın yanında olduk. Başkanlarımız bizim yanımızda. Hep beraber bu ligin başlaması için elimizden ne geliyorsa onlara destek vereceğimizi söyledik. Başkanlarımız da hakeza aynı şekilde bize bir destek verdi. Ve orada hocasından, başkanına, oyuncusundan, malzemesine hep birlikte tek yürek bugün bir karar alınacaktı. Bugün de başkanın dediği gibi spor müdüründen bir randevu oluşturuldu ve orada görüşmeler yapıldı. Tekrardan cuma günü zannedersem bir randevu daha oluşturuldu. Gidip spor bakanımızla görüşme içerisinde olacaklar. Bizim dediğimiz gibi sizler de bu ligin başlamasını istiyorsunuz. Bizler evet. istiyoruz. Başkanlarımız istiyor. Tek bir hedef var. O da bu ligin başlaması ve artık yani bu kadar sürümcemeye gerek yok. Zaten yani 50 gün atıyorsun. 50 güne zaten bu lig bitecek. 8 evet. Yani 8 maç yapacaksın. 50 gün içinde tamamlanıyordu zaten. Bunu dallandırıp budaklandırmaya gerek yok. Artık bu ligin tarihini açıklayın ve bizler de oynayalım. Bu kadar basit bir şey. Artık birlik olduk. Bu saatten sonra da ben olumsuzluk düşünmüyorum. Güzel şeyler olacağını düşünüyorum. Ramazan ayında Allah hepimizin yüzüne gülsün. Tekrardan programınız için teşekkür ediyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Başkanımıza ve size katıldığınız için, yayına katıldığınız için tüm Akşehir Spor Camiası'na da sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Kırmızı Sokak Taraftar grubuna da onlar da biliyorsunuz Akşehir özellikle taraftarıyla güçlü bir camia. İnşallah hak ettiğiniz yere ulaşırsınız. Eklemek istediğim tüm futbol camiası adına, futbolcular adına, yönetici adına sizlere teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Özellikle Levent Bey siz. İşte dün de bir televizyon programı vardı. Yine aynı bir Kayseri'nin bir kanalıydı. Ali Düşmez Bey bağlandı. Dedi ki ya dedi zoraki bağlandım aslında dedi. Ben kolay kolay bağlanmam da dedi. Kayseri'de bir hukukum var falan, sevdiğim için dedi bağlanıyorum dedi. Yani bizi temsil etmesi gereken federasyondaki yetkilimiz ya aslında bağlanmam da şöyle böyle kelimeler kullandı. Yani bizi daha çok üzdü bu. Evet. Yani bize dertlerimize derman olmaya geç. Bize dertleşmeyi bırak. Bir de ben muhatap olmam aslında ama işte oldum kıramadım Can Bey mi ne işte bir yetkilimiz varmış. Ona da selam söylüyorum buradan. Dün oradaki işte moderatör arkadaşı öyle söyledi. Onu kıramadığım için bağlanıyorum. Aslında ben öyle çıkmıyorum programlara falan. Ya sizin orada söylediğiniz gibi takımlar hazırlık yaptı, kampa gitti, kendi bütçelerine böyle para harcadı. Sen orada bize destek vermen lazım, yanımızda durman lazımken bir de ben muhatap olmam aslında ama işte kıramadım da bağlandım diye bir söz söyledi. Bugün bu toplantıda da bazı kulüp başkanları da bunu dile getirdi. Ben de çok bozuldum buna. Ya bizi temsil eden sizsiniz orada. Öyle değil mi Levent Bey? Aynen. Yani aynen. Bizim federasyondaki temsilcimiz, yetkilimiz kim orada? Aynen. Biz ona güvenmeyeceğiz, ona derdimizi anlatmayacağız. Futbolcular onunla görüşmeyecek. Sizler ona bağlanmayacaksınız. Siz ona soru sormayacaksınız. Biz kimle görüşeceğiz ya? Evet. Ve bu beyefendinin bir ya kendine çeki düzen vermesi lazım. Bir acaba bir demesi lazım. Ya da bu işi bırakması lazım artık. Evet başkanım. Başkanım inşallah bu yaptığınız toplantılardan sonuçlar çıkar. Ve Mayıs ayının sonu değil de Mayıs ayı başı gibi inşallah tekrar bu ligler başlar. Çünkü bir 15 gün kısıtlama geldi. Onun hemen ardından inşallah maçlar başlar diye düşünüyoruz başkanım. İnşallah. Ben de
Tekrar Ramazanımızın hayırlı mübarek olmasını diliyorum. Buradan Taraftar Grubu Derneği Başkanımız, Kırmızı Sokak Taraftar Grubu Derneği Başkanı Halil Önder'e, ekibine teşekkür ediyorum. Bize destek veren sizlere, tüm camiaya teşekkür ediyorum. Belediye Başkanımız bizim, yine Belediye Akşehir Belediyesi ana sponsorum, ona teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar diliyorum. İyi Allah akşamlar razı olsun. Başkanım. Hayırlı Ramazanlar. Bizler de sizlere teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz.